Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda iş dünyasından gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. Selmi, ben nasıl yükselirim, nasıl terfi alırım diye soruyor. Her kademedeki yöneticilerde, uzman pozisyonlarda. Bence burada iki tane kategori var. Yani bir, tutumumuz, tavrımız nasıl olsun? İkincisi, davranışlarımız nasıl olsun? Her iki kategoride de 8 tane madde sıraladım bizim için. Önce tavrımız nasıl olsun? Yani iş dünyasında yükselebilmek için, terfi alabilmek için tutumumuz nasıl olsun? Birinci madde, yolunuzu çizin dedim. Yani kendi hedefinizi belirleyin. Hangi pozisyonu istiyorsunuz? Niye istiyorsunuz? O pozisyonu sergilemek için hani sizin yetkinlikleriniz var mı? İsteğiniz var mı? Bu kendinizi tanımanızla mümkün olacaktır. İkincisi, iş ahlakınız olsun dedim. Aslında insan olma ahlakınız olsun filan demem lazım herhalde buraya. Verdiğiniz sözleri tutun, hakkaniyetli davranın, dürüst davranın, doğruluğun peşini bırakmayın, entrika çevirmeyin, dedikodu yapmayın. Üçüncüsü, oyun oynamayın dedim. Oyunlar, aslında psikolojik olarak baktığımızda psikolojik oyunları hepimiz oynarız. Mesela manipülasyon da böyle bir şeydir. İş dünyasında vardır manipülasyon. Bununla birlikte başkalarına zarar verici şekilde oyunlar oynamayın. Yani entrikalar çevirmek, insanların zafiyetlerini kullanmak, bilhakiki müşteriye zarar vermek, şirkete zarar vermek, patrona zarar vermek. Bunlar olmasın diyeceğim. Dördüncü maddemiz, mizah anlayışınız olsun. İnsanlar üzerinde etki yaratabilmek için mizah anlayışına sahip olmak önemli bir şeydir. Yani yetişkiniz diye böyle her zaman kaskatı ciddi olacağız diye bir kural yok açıkçası. Beşincisi, sabırlı ve azimli olun dedim. Yani yolunuzda kalın, yolunuza sadakatle devam edin. Çünkü bazıları o pozisyonda bir senede terfi almıştır. Ne bileyim işte, siz bekliyorsunuzdur, 3 senedir, 5 senedir aynı pozisyondasınızdır. Yetkinliklerinizi belki yeterince gösteremediniz, belki fırsatlar olmadı yani, ama orada kalın, azimle yolunuzda kalın demek istiyorum. Ve altıncı madde, olumlu iş ilişkileri kurun dedim. Yani network'ünüz geniş olsun ve o ağa geniş tutun. Ama kimseye de hani dal kabukluk edin falan anlamında söylemiyorum. Yani samimi, içten ve otantik olun açıkçası. Burası önemli. Herhangi birinin adamı olmanıza gerek yok yani. 7. Olmanız gereken yerde, olmanız gereken zamanda sizden beklenen hazırlıkla olun. Yani bu işte deadline'lara uymanızı da barındırır. Bir toplantıya hazırlıkla da gitmenizi barındırır. Bir toplantıdan sonra bir eylemde bulunmanızı, harekete geçmenizi de barındırır. 8. madde ve son madde. Olayları kişiselleştirmeyin demek istiyorum ve olaylara takılı kalmayın. Burada bazen şöyle olmuştu, 2 sene önce şöyle olmuştu, bu kişi böyle yapmıştı falan gibi. Hani kişilere de çok takılma oluyor. Gerek yok yani. Basın ve geçin yani oradan. Yükselebilmek için, terfi alabilmek için davranışlarımız nasıl olsun? Şimdi bunlara bakalım. Yine 8 tane madde sıraladım bizim için. Tek madde, hani tutsam bunu tutarım. 1. Liyakatınız yüksek olsun. Liyakat, o pozisyona uygun, yaraşır bir şekilde davranmaktır. O pozisyonun içini doldurmak demektir. O işin uzmanı olmak demektir. Bence burası çok kıymetli. Yani bilgi seviyeniz, uzmanlığınız derinlemesine yüksek olsun demek istiyorum. 2. İşe değer katın. Yani bu değer katmak, sanki bazen ya ben bu pozisyonda çok iyiyim, İşimi yapıyorum, niye yükselmiyorum diyenler oluyor. İş dünyası artı değer katanları daha çok yükseltiyor. Ne demek bu? Müşteri memnuniyetine katkı sağlayın, maliyetleri azaltın, ciroyu arttırın. Yani bunun için önerilerde bulunun, kattığınız bir değer olsun şirketinize. Üçüncüsü dedim, sektörünüzü bilin. Güncel tutun, belki bir bacağınız da dünyada olsun, entelektüel sermayenizi de yukarıda tutun. Dördüncüsü, çözüm odaklı olun dedim. Burada bence ülkece iyiyiz yani, hani genel bir gözlem yapacağım. Çözüm üretmeye çalışıyoruz ya da sonuca doğru gitmeye çalışıyoruz da analiz tarafımız bence biraz aşağıda kalıyor. Önce mevcut durum analizi yapın, ondan sonra çözümlerinize bakın. Ve iş yapış şeklinizde 5.
gelişim zihniyetinde olun. Yani hem kendinizle ilgili hem etrafınızla ilgili bir tane soruyu zihninize takın, böyle istiyorsanız bir yere asın ve soruyu sorun. Ben bundan ne öğrenebilirim? Eğer böyle bir zihin yapısında olursanız hiç kimse sizi tutamaz açıkçası. 6. Terfi etmek istediğiniz pozisyona kilitlenin. Yani böyle avcı gibi. Ne demek bu? O pozisyon hangi davranışları, hangi zihin yapısını barındırıyor? Mevcut pozisyonda çok iyi olmanız terfi edeceğiniz anlamına gelmiyor. Bir üst taraftaki yetkinlikler neler, onlar neler yapıyor? Ben mevcut pozisyonumda oraya dair hangi davranışları sergileyebilirim, nasıl harekete geçebilirim diye kurgulayabilirsiniz. 7. Geri bildirim isteyin herkesten, çalışanlarınızdan, yöneticilerinizden, iş ortaklarınızdan, müşterilerinizden. Bu sizin algınızı ölçmenize yarar. Çünkü gerçekten yani yüzlerce insan görmüşümdür, kendi algısı ile ilgili hiçbir fikri yok ve yükselmek istiyor. Önce bir algımızı ölçelim, yani bunu düzenli aralıklarla yapın. Yani şu konuda nasılım, bunu nasıl yapıyorum, burada benimle ilgili bir gelişim fırsatı görsem ne görüyorsun gibi sorularla etrafınızdaki algınızı ölçün. 8. Son madde, terfi ettirilen insanlardan görüş alın. Umarım şirkette rol modelleriniz vardır. Yoksa da fark etmez. Hiç fark etmez. Siz rol model almıyor olabilirsiniz. Terfi ettirilmiştir. Gidin o kişiye deyin ki ya bana ne tavsiye edersin deyin. Onlardan tavsiye alın. 8-8. Tam 16 tane madde sıraladım bizim için. Şöyle bir alt alta yazın bunları. Ve kendinizi bu tutum ve davranışlarda 1 ile 10 arasında bir puan verin. Kendinizi değerlendirin. Sonra bunları gidin yöneticinize, çalışanlarınıza, müşterilerinize verin. Dolayısıyla söylediğim maddelerden birini gerçekleştirmiş olacaksınız. Algınızı ölçmüş olacaksınız. Bakalım arada bir fark var mı? Benzer bir şekilde mi görünüyorsunuz? Kendi olduğunuz halinizle algılandığınız arasında bir fark varsa bunu nasıl yakınlaştırabilirsiniz? O zaman oradan bir eylem planı çıkar sizin için. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like etmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben bunu söylemeyi hep unutuyorum. Siz unutmayın. Çok teşekkürler.